Müslüman, ey kendini mümin diye isimlendiren, ey la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen eğer bunu gerçek manada diyorsan asla adımlarını Allah ve Resulünün adımlarının önüne geçirme. Nasıl geçirme adımlarını? Allah ve Resulü bir işte bir hüküm verdi. O hükmü beğenmemezlik etme. Tevillerle meseleyi başka yerlere sevk etme. Allah sana Kur'an'da faizin haram olduğunu söyledi. Artık sağa vurup sola vurup başını oralardan bir şeyler çıkarıp ne yapsam da ben bu hükmü farklı bir noktaya çeksem deme. Çünkü bunu yapman adımı Resulullah'ın adımının önüne geçirmektir. O orada durdu. Resulullah'ın durduğu yerde sen de durman gerekir. Nasıl adlayalım bunu biliyor musunuz? Mesela diyelim ki bir camidesiniz. İmam nerede duruyor? Cemaatin en önünde duruyor. Ben sonradan geldim baktım ki her taraf dolu bir türlü de geçemiyorum. Ya diyorum ki ben namazdan geri durmayayım gidip imamın bir adım önünde duruyorum. Namazım geçerli oluyor mu? Olmuyor. Niye? Çünkü imamın önüne geçilmez. Bu da aynıdır. Hayatın imamıdır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatın bütün kodlarını bize öğretmiştir o. Durduğu bir yer var. Duracaksın arkadaş. Onun arkasında duracaksın. Çağ böyle, zaman böyle, şartlar böyle işte ne yapalım? Zaman değişti, şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar bunlar müminin söyleyeceği laflar değil. Yani Kur'an'ın kodlarını, zihnini ya da ahlakının hücrelerini inşa eden bir mümin bunları söylemez çünkü duracağı yeri bilir. Onun duracağı yer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durduğu yerin daha gerisidir. Onun için asla adımlarını onun adımlarının önüne geçirmez.